Arkadaşlar hoş geldiniz. Belki YouTube Türkiye'de ilk defa yapılan bir şey yapacağım. Oynadığım oyunu Türkçe dublaj diyeceğim. Yani bu yama değil arkadaşlar. Sadece video şeklinde olacak. Bilmiyorum kaç kişi yapacağız. Bana düşen rol sayısı biraz fazla olur muhtemelen. Kendime ses değiştirebiliyorum biliyorsunuz. Neyse oyuna başlayalım yavaştan. Yeni çıkmış bir korku oyunu. New Game diyoruz. Normal ayarlarda başlatıyorum. İzledim mi? Neyse normalde başlatalım. Bakalım ne ile karşılaşacağım. Anasını satayım. Işığı açmıyor elektrik. Oğlum nenemiz ölmemiş nene. Gel sarılacağız. A few moments later. Allah! Euzu billahi mineşşeyt. Peşliyor mu? Siz Türkçe dublajlı bir şekilde duyacaksınız. Evet bu kadar yani söyleyebilecek. Minato. Evet kapımız çaldı. Minato Jimba. Lütfen uyanın. Babanızdan gelen bir telefon var efendim. Efendim baba. Alo Minato. Neden bu saatte aradın beni? Sanırım hanımefendiyi de uyandırdın. Özür dilerim oğlum. Biraz acildi durum. Ne tür bir acil durum? Kino büyükannen var ya. Klinikten aradılar ve bayıldığını söylediler. İşte olduğum için haberi biraz geç aldım. Durumundan henüz emin değiliz. Sabah ilk iş kliniğe gidelim. Olur mu oğlum? Gidelim mi? Gerçekten oraya gireceğimi mi sanıyorsun? Annemin cenazesine gelmedi o kadın. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor o. Minato, bak büyükannen Kino hakkında iyi şeyler düşünmediğini biliyorum. Annenin ölümü hakkında da ne hissettiğini biliyorum. Ya ben de 10 yıl aşkın bir süredir Kino ile bağlarımı kopardım, bağlantılarımı, her şeyimi kopardım. Ama sen ve ben onun tek akrabalarıyız. Aslına bakarsan onun soyundan kalan tek akrabası sensin. Yani hadi oğlum, yarın için Ichinose kliniğine gel. Tamam baba. Evet, beni duydunuz. Evet, çok garip şu anda. Ben duymadım kendimi. İnşallah hoş olmuştur, beğenirsiniz. Şimdi hastanede Kino Miyama'nın akrabası mısınız? Evet, akrabasıyız. Dün bir postacı Kino'yu yerde baygın bir halde bulmuş ve kliniğimize getirmiş. Durum hakkında konuşmak gerekirse bilinci halen kapalı vaziyette. Ne yazık ki buradaki ekipmanlarımızla kapsamlı testler yapamıyoruz. Kino'nun durumu stabil lakin onu büyük bir hastaneye nakletmenizi öneriyorum. Anladım. Peki teşekkürler doktor bey. Minato, sen git Kino'nun evinde biraz dinlen hadi. Dur bekle sana anahtarları vereyim. Bunu Kino'nun üstünde bulmuşlar. Ben de Kino'yu daha büyük bir hastaneye götürüp geleyim, tamam mı? Sonra seni almaya gelirim. Tamam. Oyun başlıyor sanırım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Japonlar yapmış bir şeyler bakalım. Korku türünde bir oyun arkadaşlar. 2000 like'ın üzeri gelirse diğer bölümü de hemen hazırlamaya başlayacağım. Diğer videolarıma kıyasla büyük emek gerektirecek bir video. Köy kokusu. Kino'nun evinin oralarda olmam lazım. İçinos otobüs durağı. Allah'tan otobüs burada durdu. Yoksa tüm yolu yürümem gerekecekti. Koşabiliyorsak sıçtık demektir. Buradan şey yapmayacağız. Ha, basılı tutmama gerek yokmuş. Çok garip. Jackie Chan, what the fuck? Sağ mı sol mu arkadaşlar? Hadi bakalım. O piti piti karım. Sağdan devam yani. Yalnız grafikler hoş. Gayet hoş. Kino'nun evine buradan gitmiyormuşuz. Ben nereden bileyim bunu kardeşim? Kasabamızı yok etmeyin. Kahrolası Barış. Nasıl arkadaşlar? Ana karakter olmam kafanızı karıştırıyor mu? Video benim olunca kendime başrol verdim. Diğer arkadaşlarım da sağ olsunlar. Diğer rolleri aldılar. Bakalım burada ne yazıyormuş. Kasabamızı yok etmeyin bla bla. Neden yazdılar ki bunları? Tamam yok etmeyeceğiz abi, sakin ol. Onyan bulduk, tamam. Okey. Burası da mezarlık mı? Evet. Ne haber karga? Burada bir şey var. Miyama aile mezarlığı. Miyama ailesi mi? Bu mezar annemin ailesinin mezarlığı demek ki. Dedem Sayıcı da dahil. Bir mezarlık.
sınırsız koşabiliyorsam favori oyunlarım arasına girdi şimdiden. Grafikler zaten hoş. Şimdi burada Miyama. Güzel Miyama. Eve girdik. Eyvah. Sıçış başlıyor mu bakalım. Dedem öldüğünde ailem beni buraya getirmişti. Bayağıdır buraya gelmemiştim. Çok bir şeyin değiştiğini sanmıyorum gerçi. 10 yılı geçmiştir. Vay anam babam. Şimdi bir bahçeyi dolaşalım ya, eve girmeyelim hemen. Aksiyon başlamasın arkadaşlar. Japon evi. Ortam aşırı huzurlu bu arada ya. YouTube'dan kazandığım milyon dolarlarla böyle bir evde yaşayacağım arkadaşlar. Açılmıyor. Muhtemelen arkadan kilitli. Açılmıyor. Hacı zorlamanın alemi ne? Tamam buradan. Babam anahtarları vermişti. Ha, kullanma mekaniği biraz daha değişik. Evet tamam. Kapıyı açtık. İçeriye girdik. Ev aşırı güzel ya. Fena yoruldum. Arkamızdan cinler geldi. 24 saattir falan uyumadım sanırım. Babam beni alana kadar biraz uyusam iyi olur. Işığı açmama gerek yok. Gerek yok dedim sana. Ya tasarrufun sırası mı? Aç şunu! Ha uyan. Güzel. Selamünaleyküm. Işığı açmama gerek yok. Allah Allah, Japonlara bak ya. Tasarruf yapıyor adam. Oyun benim arkadaşım. Bu bir sunak sanırım. Buraya geldiğime göre tütsü yakmalı mıyım? Kutsallarına da saygı duyalım hadi bakalım. Sevap point. Dedem sayıcı kuyuya düşerek ölmüştü. Çok zeki ve kibar bir adamdı. İyi bir dedeydi lan. Kinu dedemin bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Yine de ölümünden kimseye bahsetmedi. Anneme bile, kendi kızına bile. Annem dedemin öldüğünü öğrendiğinde depresyona girdi. Ve sonra o da. Büyük annem nasıl bu kadar kalpsiz olabildi ki? Neyse. Tamam abi, ibadet ettik. Herhalde bilmiyorum. Siz dublajlı şekilde anlıyorsunuz da ben İngilizcem yettiği kadarıyla yapıyorum. Ha tamam, sağdan giriş. Çıkmaya gerek yok. Burada ne varmış? Oğlum eve bak ama, evde ev ha. Telefonu ne yapacağız? Ha, numara şey yapabiliyoruz. Cancel. Tamam, numarayı bir yerden bulacağız herhalde. Şu şifre gibi geldi bana. 3, 5, 12, 19, 23, 26. Arasam ne olur merak etmedim değil ama hiç uğraşmaya gerek yok arkadaşlar şu anda. Burada not var. Notta telefon numarası. Sayı Megan sipariş edin. Numarayı yazın ve telefon masasının altında saklayın. Tamam. Numarayı yazıp aşağıya koy demiş. Vidalar paslanmış sanırım. Kapak açılmıyor. Allah Allah. İlla bir zorluk çıkartacaksın. Ağır kesici aldık. Birisi bizi parçalayacak sanırım. Burada... Eyvah hayır ya. Flashlight istemiyorum. Ha gerekecek. Gerekecek şu anda. Almaya gerek yok tabii ki. Ortam çok güzel abi. Japonya'ya mı taşınsam? Japon kızlar da hoş. Miyama aile arması. Sayı Megan demiş. Boktan bir şey aldık. Tamam. Şimdi burada bilgisayar. Bilgisayar. Yokmuş. Büyük babam Sayıcı. Merhaba. Dede nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ben artık ilkokula giden koca bir çocuğum. Okuma ve matematik gibi harika şeyleri öğrenmek için her gün okula gidiyorum. Eğlenceli ama bazen de zor. Senden büyük bir iyilik isteyeceğim büyük baba. Lütfen bana bir böcek toplama seti alır mısın? Annem bana almıyor. Böceklerin oyuncak olmadığını ve onları yakalamamamız ya da incitmememiz gerektiğini söylüyor. Bütün arkadaşlarımın var ve ben dışlandım. Büyük baba. Evime bir daha ne zaman geliyorsun? Büyük annemle hiç tanışmadım ve onun da seninle gelmesini çok istiyorum. Çok eğlenceli olacak. Bilirsin işte. Gitmen gerektiğinde biraz üzülüyorum. Geri ne zaman geleceksin diye her gün anneme soruyorum. O, sen çok uzakta yaşadığın için birbirimizi sık göremeyeceğimizi söyledi. Ama seni tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Lütfen geri mektup yaz. Tamam, burada bir şeyler yaşanmış. Anılarım canlandı resmen. Okuma yazmayı yeni öğrendiğimde yazmıştım bunu. Ama tabii ki asla cevap veremedi. Tenyen. Ananı satayım, ananı satayım. Ananı satayım, ananı satayım. Bizim karakter neden böyle bir şeyi rahatlıkla yaptı? Şu anda ihtiyacın yok ki. Neyse hadi bakalım. Bu ne? Burada etkileşime giremiyoruz. Tamam, girişi bir kapatayım. Şimdi sağa baktık sanırım her yere. Burası girişti. Karşıya bir gidelim. Daha ev çok büyük abi. Bu ne? Dede sen ne yaptın paraları? İpek böceği rafı.
Babam Miyama ailesinin uzun zaman önce bu işi bıraktıklarını söylemişti. Belki de bu yüzden Kinu burada ipek böceği yetiştirdi ve çocukken sürekli ipek böceklerinden bahsetti. Kinu ile sadece ipek böceklerinden bahsettiğinde konuşurdum. Ürktüm tamam. Valla. Saçma sapan bilgiler. Dedemizin paraları cepliyoruz. Dede nasıl torun yetiştirdin ya? Niye kapatamıyorum? Neyse. Alıştım böyle şeylere. Oo, paraları cepledik. Burada başka bir şey kalmadı. Işığı bizim karakter yine her zaman gibi cimri. Dedenin paraları cepliyoruz ama ışığı açmıyor. Ölmüş tavukları yak. Akşam yemeğini hazırla. Tavukları besle. Akşam yemeğini ye. Kahvaltıyı hazırla. Banyo yap. Makyaj yap. Dedemiz bizim bayağı... Ha, grandmother tamam. Tamam, grandmother hala makyaj yaptığına göre maşallah varmış. Dolapta ne var? Ananı. Dolabın sesiymiş. Oh, ölü tavuklar. Ölü tavuk görmeyi beklemiyordum. İlk jumpscare'imizi ne zaman yiyeceğiz? Dışarıya çıkış. Ha, giremediğimiz arka bahçe mi burası? Yok, girebildiğimiz yer herhalde. Burası neresi lan? Kilidi açalım da ne olur ne olmaz. Ha, bu kilitli olan yer. Tamam. Bir bakalım neler varmış. Dedem benden ne sakladın dede? Hadi bakalım, kolay gelsin. Ortamın arkadaşım, nasıl kodladınız ya? Mükemmelliğe bak. Ha, bu ne? Dedem buraya düşerek öldü. Ah lan. Görünüşe göre kazaydı. Dedemin düştüğü kuyu. Daha fazla bakmak istemiyorum. Bakmak istemiyormuş dayımız bizim. Tamam dayı. Bakmayalım. Ha, tavuklar, gelin öldüreyim size. Ne var? Yumurtaları toplayalım. Oh, enayi yumurtası. Bu ne dayı? Onyan. Dede, buraya neden paranı koyuyorsun ya? Nenemden saklamış. Tamam. Bahçemiz güzelmiş. Tam emekli hayat arkadaşlar. Burada işimiz kal. Ya aynayı yapın oğlum. Ayna mı bu? Yok, ayna değil herhalde. Evin içine neden öyle karanlık? Neyse, fazla sorgulamayacağım. Buraya girdik. Buraya baktım diye hatırlıyorum. Tamam, devam buradan. Burası salon girişte herhalde. Aa, yemek. Nene? Burada biraz dinlenebilirim. Gece olana kadar yatsam mı ki? Biraz kal kanka. Sen birazcık televizyon açalım mı? Bu ne? Görüntü yok. Size bugünün hava durumu bilgilerini vereceğim. İyi akşamlar. Bu gece rüzgar batıdan kuvvetlenecek ve sıcaklıklar yılın bu zamanı için normalden daha düşük olacak. Dışarıda bir soğukluk hissedebilirsiniz. Şimdi hava durumu haritasına bir göz atalım. Japonya üzerindeki atmosferik basınç... Kapat! Kapatmak istiyorum. Ah, tamam. Buraya ayrı seslendirmen bulmam gerekecekti. Sevgili babacım, nasılsın? Geçen gün kocam Eiji ve ben Minato'nun giriş törenine katıldık. Ilık bahar güneşinin altında. O büyük sırt çantasıyla yürüyüşünü izledik. Oğlumuzla gurur duymaktan kendimi alamadım. Eiji, bacakları olan dev bir sırt çantasına benziyor diyerek Minato'ya takılıyordu. Ben de gülümsemekten kendimi alamadım. Yaptığı şakalarla bizi hep güldürür. Bana gelince, ben hala her zamanki gibiyim. Su içtikten sonra biraz daha iyi hissediyorum. Hala Eiji'ye durumumdan bahsetmeyi kendime yediremiyorum. Ve bu kalbimi sızlatıyor. Bu sırrı daha ne kadar saklayabileceğimi merak ediyorum. Öğrenirse ne olur diye korkarak uykusuz geceler geçirdim. Annem nasıl bu arada? Minato'nun büyük annesini görmek için bana yalvardığı zamanlar oluyor. Ve ben söyleyecek doğru kelimeleri bulmakta zorlanıyorum. Onu görmeye gelirsek çok mutlu olacağını sanmıyorum. Annem beni neden bu kadar sevmiyor? Ailemin geri kalanının benim yüzümden dışlandığını düşünmek kalbimi kırıyor. Keşke bu konuda annemle yüzleşecek cesaretim olsaydı. Sana sürekli işimi döktüğüm için özür dilerim. Seni endişelendirmemem gerektiğini biliyorum. Ama ben babasına çabuk güvenen bir korkağım. Ne zaman sesini duysam ya da mektuplarını okusam içim rahatlıyor. Yakında tekrar yazacağım. Lütfen kendine iyi bak ve güvende kal. Annem dedeme mektup yazmış. Durumum derken neyi kastediyor? Oo, aşkı memnu görüyoruz. Buraya gelmiş miydim? Allah Allah, kaç odalı bu ev ya? Şifonyer çekmecesi kilitli olmalı. Siktir. Ses var. Çok erken başladı. Ben oraya girmek istemiyorum ya. Bizim saklanabileceğimiz oda neredeydi?
Sevgili Minato, mektup için teşekkürler. Hepsini tek başına yazdığını görünce çok şaşırdım. Harika bir iş çıkarmışsın. Büyük baban bunu takdir ediyor. Demek annen sana böcek toplama seti almayacak ha? Biliyor musun? Küçükken ben de kelebek toplardım. Ama bir keresinde biri bana onlara zarar vermememi söylemişti. İşte o zaman kelebekleri yakalamayı bırakmaya karar verdim. Bunun yerine onları yaşarken izlemeye ve doğanın güzelliğinin bir parçası olarak kalmalarına izin vermeye karar verdim. Sana böcek toplama seti alamam. Ama buna ne dersin? Yaz geldiğinde seni kelebeklerin ve yusufçukların bol olduğu bir yere götüreceğim. Büyük annen ev işleriyle meşgul. O yüzden gelemiyor. Ama birlikte çok eğlenin. Sadece sen ve deden. Ne zaman vedalaşmak zorunda kalsak bu beni hep biraz üzüyor. Ama gitmeden önce başını okşayacağım. Ve bir sonraki buluşmamıza kadar seni mutlu edecek küçük bir büyü fısıldayacağım. Seni özleyeceğim. Ama büyük annene bazı konularda yardım etmem gerekiyor. O yüzden lütfen uslu ol. Ve sana söyleneni yap. Söz veriyorum. Yazın seni görmeye geleceğim. Ah dedeciğim, cevap yazmışsın demek. Postalayamadan önce sen... Neyse. Vay anam babam, neler öğreniyoruz böyle. Buradan ses gelmişti, açtım. Tövbe tövbe. Niye böyle aynı hareketler yapıyorsun? Saklanabileceğimiz bir dolap var arkadaşlar. Yerini ezberimizde tutsak iyi olur. Oh, dede parası ceplendi mi? Buradan ses gelmişti. Hiç giresim yok ama hikayenin de ilerlemesi lazım sonuçta. Ev neden bu kadar büyük oğlum ya? İllegal oğlum bu kadar büyük olması. Uzun bir koridor geldik. Şifreli kilidi var. Daha önce buraya geldiğimde de beni içeri sokmamışlardı. Tamam, demek ki anahtar bulacağız. Dur tamam, şu anda kullanamıyoruz. Koş babacım koş. Ya böyle bir koridoru hangi akla hizmet yaptınız bilmiyorum ya. Tuvalete bak. Eve bak, tuvalete bak. Ayakta neden işeysin ki dede? Aklını sıçayım dede. Aynaya bak. Allah aşkına. Slenderman mısın? Bu ne ya? Tuvalet ne? Allah'ın belası. Eve bak ya. Ağrı kesici mi? Ne bu? Ne bokumsa ben... Tamam. Tuvaletini rahat bırakıyorum dedeciğim. Gerek yok. Daha aydınlık. Ya, switch'ine sıçayım. Nasıl gerek yok? Eve bak. Tamam. Birazdan dinlenmeye gidebilirim artık. Bütün evi dolaştım. Bizim adam da dinlensin ki olay da başlasın yani. Yatsan iyi olacak artık. Hadi bakalım dayı. Çok heyecanlı. Ne yapacağız acaba? Kabus görüyor tabii ki her zamanki gibi. Asiktir. Göreceğin rüyaya sıçayım. Büyük anne? Büyük anne Kino. O da ne? Bu bir ipek böceği. İpek böceklerini özenle yetiştirmeliyiz. Onları sıcak bir odada tutup bolca dut yaprağı ile beslemelisin. Güzel kozalarını oluşturduktan sonra onları canlı canlı kaynatır ve ipeklerini alırız. Ne oldu? Kötü mü hissettin? Kozadan çıkmayı deneseler bile artık ağızları yoktur ve uçamazlar. Sadece yumurtlarlar ve ölürler. Ve bu hale gelmelerinin sebebi de insanlardır. Nenemiz pek yaşlı değil. Buraya kime uygun görürüm acaba? Orta yaşlı bir hanımefendi. Rüyaya gel ya. Kız güzelmiş lan, kim bu? Kırım. Anne? Anne? Al tövbe tövbe. Anneciğim beni bırakma. Travma da yaşandı. Travmanın nalası yaşandı. Bu ne? Neler yaşamışım ben? Minato. Senin ananı... Neyse, jumpscare'dan çok korkmadım arkadaşlar. Tamam. Gece yarısı uyandığıma göre tam uyanma için en iyi saat. Sadece bir rüyaydı.
Sadece bir rüyaydı. Rüyalarımda bayağıdır annemi görmemiştim. Annemiz de ucubeymiş arkadaşlar. Karanlık olmuş. Işıkları yaksan iyi olur. Zamanı geldiğini şimdi söylüyor. Tam cimri ya, tam cimri. Sabahtan aç ışıkları, zaten ninenin evi. Öldüler gittiler muhtemelen zaten yani. Al işte, karanlıkta gez gerizekalı. Işık nerede var? Switch. Gamayı biraz arttır. Gama biraz böyle size daha hoş görünüyordur. Işığımızı açalım. Tamam, yapacak, korkana kadar yapacak bir şeyimiz yok. Bir tuvalete gidelim, yüzümüzü mü yıkayalım yani, ne yapalım dayı? Aç ışığı da. Burada bu yoktu diye hatırlıyorum ben mesela. Biri keselenmiş mi burada? Boş mu? Alo? Ben yoktu diye hatırlıyorum buraya. Kalıbımı basarım yani. Burası boştu diye hatırlıyorum ben. Biri kese asmış buraya. Hala anahtarımız yok. Koşalım evin içinde. Tavuklar girsenize, tilkiler. Ananızı felç bırakırım ama böyle minik seslerle beni korkutabileceğini sanıyorsan hiç yanılmıyorsun. Ha, burayı görmemiştim. Bulaşık mı var? Ha, 10 lira dede. 10 yen kaç para acaba? Ne bu? Karanlıktan bir bok göremiyorum ki. Işığı açalım da gör dayıcım. Giderde bir şey var. Giderde bir şey var lan. Hiçbir şey yok. Bir şey var diyorum oğlum. Ya bu nasıl tuvalet ya? Ayıp değil mi oğlum? Dev gibi ev yapmışsınız. 10 yen de eyvallah, tamam. Sus payı verdiler. Buradan 10 yen çaldık. Burası neymiş? Işığı aç. Ya senin ananı öldürürüm ama senin... Ne lan bu? Korkunç bir tılsım bu. Şimdi düşündüm de çocukken buraya geldiğimde tılsıma bakmak bile annemi hasta ederdi. Gerçekten hasta. Düşünüyorum da tılsıma bakmak neden beni... Oyunu kaydettirdi bize. Sıçış geliyor arkadaşlar. Sıçış geliyor demek ki. Hadi bakalım. Bonyan da çaldık. Burası kalktığımız, yattığımız yer. Işıkları yakalım. Bu ses girişten geldi. Sen misin baba? Prenses, illa oraya mı sokacaksın beni? Hadi gideyim hadi. Girişte bir şeyler yaşandı arkadaşlar. Altıma sıçıyorum şu anda valla. Bu kadar gerilmesin baba. Daha iyi. Ha, dışa. Burada ne lan? İşaret kanka, ne olabilir? Alo? Alo Minato. Benim oğlum babam. Demek sensin baba. Neredesin şimdi, ne zaman geleceksin? Üzgünüm ama bu akşam dönebileceğimi sanmıyorum. Şu an araştırma hastanesindeyim ve görünüşe göre durum oldukça daha da kötüye gidiyor. Polisle konuşmam lazım. Polis mi? Polis ne alaka? Büyükannenin bayılmasının hastalıkla ya da bir kazayla alakası olmayabilir. Doktorlar boynunda boğulma izlerine benzeyen bir şeyler buldular. Ne yani? Biri ona mı saldırmış? Yani henüz emin değiliz ama tedbiri elden bırakmamak en iyisi. Minato, biraz daha orada kalmanda sorun yok değil mi oğlum? Tabii sorun yok ya. Çocuk değilim artık. Tamamdır. Tamam, dikkat et o zaman, hadi. Ederim. İyi geceler baba. Bu mu kanka? Tepkin bu mu? Susadım. Mutfaktan su içeyim bari. Sana tuvaletten içireceğim, bekle. Tuvaletten iç. İçmiyor ya. Keyfine düşkün. İç lan. İçmiyor lan. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Tamam hadi mutfağa. Mutfak burası değil mi şimdi? Bulaşık yıkama bölümü mü burası? Mutfak nerede? Burası herhalde mutfak. Burası, tam mutfağa girecektik anasını satayım. Işığı bir yakalım. Dolaptaki tavuk kafasına ne oldu acaba? Ye kanka işte, afiyet olsun. Telepati de yaptık. Suyu kapa, suyu kapa. Anasını satayım. Işığı açmıyor elektrik. O neydi lan? O neydi lan öyle? Oğlum nenemiz ölmemiş. Nene, gel sarılacağız. Nenem ölmemiş. Nenem gel yavrum. Nene, tüyler diken diken. Bu ne? Tavuk yiyor, beni rahat bırak. İblis! Nene ne oldu sana? Dedemi de mi sen yedin lan? Hah, dur, baskın yedik tam. Nene nene diye bağırdım. Bu ne oğlum, Slenderman? Döndü, kaç oğlum, kaç? Siktir lan, siktir, gerçek olamaz, gerçek olamaz, gerçek olamaz. Bütün tüy dikenliğim gitti arkadaşlar. Basılmanın kötü yanları. O neydi lan? O neydi öyle?
Ne olabilir kanka? Neden bir felç geçirmiş? Işıklar da gitti. Işıkları tamam, açıp ya. Yardım çağırmalıyım. Acilen. Oo, güzel mekanikler öğrendim. Tamam, güzel mekanikler öğrendik. Böyle sessiz yürüyormuşuz. Flash neredeydi arkadaşlar? Hatırlayan var mı? Ananı... Allah! Evzu billahi mineşşeyt! Peşliyor mu? Hayır! Tamam tamam, çok abartmama gerek yok. Bismillahirrahmanirrahim, bu ne? Geliyorum! Git! Bu ne? Dövüş! Ananı avradı mı? Git! Allah'ım biz misin? Saldırıyor, aaa! Hiç beklemiyordum. Ananı avradını senin, öldüreyim felç kalam. Bu ne oğlum? Ben oynayamam bunu. Allah'ım! Aaa, ben oynayamam bunu. Buldum! Nasıl buluyor? Karı! Aa, anne mi bu benim? Anne! Işığı mı bulmam lazım? Işık mı bulacağım? Oo, bir dakika dur, hemen başlatmayacağım. Bu ne oğlum? Bu ne? Çok gerici. Allah kahretmesin, dur. İyi ki bakmışım, sesim gelmeyecekmiş. Oğlum ben yolumu görebiliyorum zaten. Ya ha, telefonu mu bulmam lazımdı? Geliyor ya. Acilen yardım çağırmam lazım. Bir şekilde yardım çağırmam lazım. Tamam, beni oyun içi duymuyordur diye düşünüyorum. Altıma sıçtım arkadaşlar. Ben ilk defa böyle bu tarzda bir korku oyunu oynuyorum. Telefonun yanından geçtim. Karı burada. Annem mi artık, kimse lanet olsun. Ya bu müzik hiç hoş değil. Telefon neredeydi ya? Hemen girişteydi herhalde. Burada mıydı? Ya burası. Yardım çağırmam lazım, çok acil. Tamam, gerizekalı, bekle. Kendime gerizekalı dedim az önce ama. Neredeydi telefon ya? Telefon neredeydi? Allah belanı versin senin gibi oyunun. Eğilince bizi duyamıyor, eyvallah. Telefonu kaybettim. Allah'ım. Allah'ım. Dışarıda mı şimdi kadın? Oğlum random dolaşıyorsa ben bu oyunu bitiremem ki. Yardım lazım. Ya, tamam gerizekalı, dur ya. Sürekli sağdan gidersem bulurum ama. Tamam, sürekli sağdan gitme yöntemini deneyeceğim. Burası burası az önce ölümme sebep oluyordu. Buradan kaçarken ben nereye doğru gittim? Burada telefon yok. Bu tarafa doğru gittim desem. Şu sağda bakanak olayım. Oğlum acayip gerildim az önce. Bu neymiş ya? Tamam arkadaşlar, çözeceğim, bendesiniz. Buralarda bir yerdeydi telefon ya. Koş! Ya ben oynamam bu oyunu. Yemin ederim oynamam ya. Allah! Hayır. Ah, dur. Dur. Oh. Vallahi. Abi dur. Ben buna sonra devam edeyim arkadaşlar. Vallahi oynayamayacağım ben. Gündüz oynayayım bunu ya. Devamını görmek istiyorsanız videoya 2000-2500 like civarında bir like bekliyorum. Bir sürü insanın emeği olacak. Sadece benim de değil. Oyun güzelmiş. Ama gameplay konusunda biraz gerildim. Ya Discord'da arkadaşlarım olur yanımda ya da bilmiyorum Twitch'te mi oynasam ama Twitch'te oynayamam herhalde. Neyse, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da eleştirebilirsiniz her türlü konuda. Yorumlarınızı okuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İkinci bölüm için dediğim gibi o tarz bir like sayısı bekliyorum. Öyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.